Sevgili dostlar, hepinize gönülden muhabbetler, hürmetlerle programımıza başlıyoruz. Efendim Erkam Radyo ve Erkam Televizyonu ortak yayınıyla sunduğumuz Suzi Dil programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de yine gönlümüzden doğan, gönlümüzden, kalbimizden taşan güzellikleri sizlerle paylaşmak üzere huzurdayız efendim. İrfan dünyamızdan güzellikleri ses nev'inden, name cinsinden, sohbet cinsinden efendim sazımızla, sesimizle ve sözümüzle bu zaman dilimini birlikte paylaşacağız. İnşallah bereket hasıl olacak. Öyle dua ediyor ve ümit ediyoruz. Efendim saygıdeğer hocam Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey ile birlikte ve Süleyman Şahintürk abimizle birlikte bendeniz Ender Doğan. Bu programı sizler için hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz derken bir hazırlığımız yok işin doğrusu. Zuhurata tabi olarak huzurlarınızdayız. Aslında gönülden gönüle gelen o birleşen yolların o frekansından doğan güzellikler burada zuhura geliyor. Çok şükür. Efendim inşallah sizlerle birlikte samimi güzel bir hoş sohbeti ve musikiyi paylaşmak üzere programımıza başlıyoruz. İlk eserimiz Erzurum'dan bendenizin derlemiş olduğu bir ilahi. Kol ağası Rıza Efendi'ye ait sözleri. Ey gönül, içmek dilersen cam-ı cem, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem diyoruz. Sen cam-ı cem, ey gönül, içmek dilersen cam-ı cem, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Verme ömrünü hevaya ey didem, verme ömrünü hevaya ey didem, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gün bugündür, gün bugündür, gün bugün, bu demi Ahmet başa tac eyledi, bu demi Ahmet başa tac eyledi, bu demiyle seyri miraç eyledi, bu demiyle seyri miraç eyledi. Bu demiyle nice kez hac eyledi, bu demiyle nice kez hac eyledi, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Ey Rıza zikreyle cismin nur olur, ey Rıza zikreyle cismin nur olur, zikreden elbette Allah'ı bulur, zikreden elbette Allah'ı bulur. Zikir ile cümle
günah mağfur olur. Zikirle cümle günah mağfur olur. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Güm bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Elinize dilinize sağlık. Eyvallah sevgili hocam. Kulağası Rıza Bey de ne güzel söylemiş. Hayat bir andan ibarettir. Evet. O anda bu andır. Dem. Evet. Bak. Bu dem bu demdir, dem, dem bu demdir diye. Yani şeyin de, Hazreti Pir'in de, Mevlana'nın da böyle bir şeysi var. Geçen geçmiştir artık. Müstakbel sen müphemdir. Hayat dediğin şey tam içinde bulunduğun demdir. Eyvallah. Ne güzel. Bugün yeni anlayışla produktivite diye bir şey çıkmış. Verimlilik. Milli Produktivite Merkezi var bizim Ankara'da. Evet. Verimlilik. Her insan esasında bir bu produktif tarafına önem vermeli. Onun için de şey ne diyor? Sufi İbnül Vakt. Evet. Sufi içinde bulunduğu demin çocuğudur. Çocuğudur. Evet. Hatta buna ne diyor Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri? Hayır bu diyor diyor. Bu demin çocuğu olmak demek, zamanın önünde oyuncak olmak demektir. Rüzgarın önündeki yaprak gibi zamanın yoğurduğu ve götürdüğü, öğüttüğü insan demektir diyor. Böyle olmayacak ya. Esas sufi Ebul Vakt. Evet. Zamanının hakimi olacak. Zamanını kendisi kullanacak. Zaman bizi kullanmayacak. Biz zamanımızı kullanacağız. Yine İmam Şafii Hazretleri'nin benim hep çok sevdiğim, kulağıma küpe gibi taktığım bir İki nasihati var. Bir tanesi, zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Zamanını sen kullanırsan ne âlâ. Kullanmazsan zaman seni kullanır. Bir ikincisi de, nefsini sürekli sen hak ve hakikatten meşgul et. Eğer nefsin, sen onu hak ve hakikatten meşgul etmezsen o seni batıl ve boş şeylerle meşgul eder. Tasavvufta üç tane temel şey var. Makam. Bir, sabır. İki, rıza. Üç, tevekkül. Üçü de bu demi ihyaya yöneliktir. Bir, sabır. Geçmişe takılıp kalmamak, geçmişi silmektir sabır. Yoksa başına bela geldi, dayan değildi sabır. Geçmişin seni demden alıkoymaması, anını çalmaması için telkin edilen önemli bir makamdır. Eyvallah. Ahlaki hasrettir. Peki, geçmişe kafanı taktın. Yani Mehmet Akif'in dediği gibi, yani ağlamak sızlamak fayda vermez. Yani ağlamak fayda verseydi evet, babam mezardan kalkardı diyor. Yani olana ya da ölene çare yok. Geçmiş, bitti. Ama geçmişe takılıp kalıp da içinde bulunduğu anı kaçırma. Bu an gitti mi bir daha geri gelmiyor. Her sermaye çalıştıkça artıyor ama bir sermaye var. Biz doğduğumuz andan itibaren kronometre çalışıyor. Ya eyvallah. Geçen zamanın geri gelmesi mümkün değil. O yüzden sen bu, şu anda içinde bulunduğun ana bak. Geçmişte bu anını heder etme. Bir. İki, rıza. Tam içinde bulunduğumuz anda, sıcağı sıcağına karşılaştığımız olay. Onun da üstüne çık, onun da altına kalma. O seni bir sonraki andan çalmasın. Senin anını alıp götürmesin. Bunun için de rıza telkin ediliyor. Olanı gönül hoşnutuyla karşılamak. Eyvallah. Bu da anı ihyaya yönelik bir şey. Çünkü olan her geçen an maziye intikal etmiştir. Onu sen rızayla karşıla. Bir üçüncüsü daha var, o da gelecek hayali kurarken, hani aç tavuk kendisini buğday ambarında görürmüş derler. Adam içinde bulunduğu anı değerlendirmiyor. Ve bunu değerlendirmediği için bu geçti mi kaçıp gidiyor, ona bakmıyor. Bir hafta sonrasının hayalini kurarak kendisini oyalıyor. Halbuki görmüyor ki içinde bulunduğu an geçip gidiyor. Gelecek de bizi anımızdan almasın, alıkoymasın. Bütün dikkatimizi ve gücümüzü anımızı ihyaya vermek. Bunun için de Kolaas-ı Rıza Bey ne diyor? Bak, anını zikirle ihya et. Eyvallah. Gaflette geçmesin anı. Zikriyle geçen evkattan dolayı Allah kulunu
günahlarını affeder diyor bak. Günahları yıkar zikir diyor. Anı ihya etmenin ilacını da söylüyor Kolasır Rızavi. Anını zikirle geçir. Allah'tan gaflette bir an bile geçmez. Bir anın bile. Efendimizin duaları böyle değil mi? Göz açıp kapayıncaya kadar, hatta ondan da kısa bir an içinde olsa, ne olur ya Rabbi, beni senden gafil bırakma. Beni nefsimin eline bırakma buyuran kainatın efendisi ya. Onun için ben bunu hayatın ölçüsü, bu her işin, her insan için böyle. Herkes için böyle, bu sadece dini gayeyle söylemiyoruz. Her insan içinde bulunduğu anı çok 24 ayar değerlendirse, geçmişi sağlam olur mu? Sağlam olur. Geleceğe garanti olur mu? Olur. Ya geçmişi de çürüten, geleceği de zayıflatan şey esasında bu durduğumuz yeri değerlendirmemek. Bulunduğumuz anı maalesef fırsatını kaçırarak ihmal etmek. Esas bu. Ben buradan bunu anladım şeyden. Kolasır Rıza Bey'in bu ilahisinden muhteşem bir şey, bizi anımıza çekmeye çalışıyor. Eyvallah. Hani hep deniyor ya hocam, mazi mazide kalmıştır. Gelecek de bize verilip verilmeyeceğini bilmediğimiz tabii canım, bir andır. Tabii bilmiyoruz tabii canım. Dolayısıyla anın kıymetini bilmemiz lazım. Yani bir hafta sonra, 15 gün sonra ömrümüz var mı ya? Yok evet. Ömrümüz var mı yani? Sen bırak onu sen. Biz bugüne, şu ana bak. Yani. Gününü yaşa, gününü iyi değerlendir. Bu düne takılıp kalma. Yarının hayalini de kurma. Bugünü iyi değerlendir. Ki bugün iyi değerlendirirsen dünün de çok sağlam geçmiş olur. Eyvallah. Yarın da çok garanti olur esasında.